Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına gündem özel programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkanı Ümit Albayrak ve Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Hasan Bilge'yi konuk ediyoruz. Programımız boyunca hem konuklarımızı yakından tanıyacağız hem de konuklarımızın derneğiyle ilgili faaliyetleri öğrenme fırsatını yakalayacağız. Öncelikle hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Selam Bey. Çok teşekkür ederim. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Kanal 23 ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İlginize teşekkür ederim. Kanal 23 ailesine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hemen programımıza başlayalım. Tabii. Ümit Bey öncelikle sizinle başlayalım istiyorum. Bize Tabii. kendinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. 1984 Elazığ doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Elazığ'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, ayrıca medya ve iletişim mezunuyum. Yaklaşık 2018 yılından beri de basın yayın alanında faaliyet göstermekteyim. 2023 yılı içerisinde de Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkanlığı görevine getirildik. 2023 yılı Eylül ayından itibaren sahada çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda devam ediyoruz. Evli ve iki çocuk babasıyım. Teşekkür ediyoruz. Hasan Bey sizi tanıyalım. Sizler kendinize ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Ben Hasan Bilge, 1965 Baskil Sultan Hoşalı doğumluyum. Çocukluğumuz 20 yaşına kadar Elazığ'da geçti. Daha sonra İstanbul macerası başladı. 30 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Elazığ'a dönüş kararı aldık ve 4-5 senedir Elazığ'dayız. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Burada ticaretle uğraşıyoruz. Aynı zamanda Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkan Yardımcısıyım. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yola çıktık. İnşallah daha iyi olacak. Ümit Bey, derneğin faaliyetleriyle ilgili isterseniz önce sizinle konuşmaya başlayalım. Bize Yerel Yayın Birliği Derneği ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkür ederim. Yerel Yayın Birliği'nin genel merkezi Ankara'da Selam Bey. 2022 yılı içerisinde kuruldu derneğimiz. Olağan genel kurulumuzu Ankara'da yaptık. Gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, işte yazarlar, sektörümüzde yer alan kişilerin katılımıyla güzel bir kongre yaptıktan sonra şube çalışmalarımıza başladık. Yerel Yayın Birliği Derneği'nin Türkiye'deki yapılanma içerisinde ilk şubesi Elazığ Şube oldu. Biz de bu açıdan gurur duyuyoruz. Çünkü hemen hızlı bir şekilde evraklarımızı falan vererek süreci hızlandırıp çalışmalarımıza başladık. 2023 yılı içerisinde de ilk kongremizi yaparak yönetim kurulumuzu belirledik. Sahada aktif bir şekilde çalışmalarımızı şu an yürütüyoruz. Yerel Yayın Birliği Derneği'nin Türkiye geneli yapılanmasına bakacak olursak Elazığ Şubesi'nin ardından Ankara, İstanbul ve Batman şubeleri kuruldu. Resmi müracaatlarını yapan illerimiz de var. Onlar şu an beklemedeler. Afyon şubemiz aynı şekilde kurulum aşamasında. Deprem bölgelerinden olan Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, buralarda da şubeleşme çalışmalarımız aynı doğrultuda devam ediyor. Yerel Yayın Birliği Derneği'nin esas unsuru mesleki anlamda yerelde yayın yapan arkadaşlarımıza bir katkı sunmak, yayın kalitesine güç katmak, profesyonellik katmak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Zaten kendi bünyemizde çeşitli ajanslarımız var. Bu ajanslarımız aracılığıyla da arkadaşlarımıza yayın konusunda, işte yazarlık konusunda, reklam konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte haber yazım teknikleri, onun dışında reklamlar, işte sosyal medya yönetimi, bunların tamamında kendi üyelerimizle birebir diyalogda olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında genel merkezimiz yakın sürede inşallah nasip olursa büyük bir genel kurul yapmayı düşünüyor. Bunu da deprem bölgelerinden olan herhangi bir ilde gerçekleştireceğiz. Şu an belli değil. Elazığ olarak da düşünüyoruz. Hatay da olabilir, Malatya da olabilir. Onu genel merkezimiz kararlaştıracak ama deprem bölgesinde olağan genel kurulumuzu yapacağız. Ardından diğer şubeleşme çalışmalarımız da hız kazanmış olacak. Evet. Derneğin Elazığ Şubesi'nde şu an ne kadar üye var ve dernek yerleşkeniz var mı şu anda? Tabii ki. Şöyle, derneğimiz dediğim gibi 2023 yılında faaliyete başladı. Şimdi bizim bir yer sıkıntımız vardı. Yer sorunumuzdan dolayı biraz geç başladık aslında. 2022 yılında genel merkezimizin kararıyla zaten resmi olarak bize ulaştığında biz çalışmalara başlamıştık ama TOKİ'deki
iş yerimizi alamadığımız için henüz yani geç teslim edildiği için bir yer sıkıntısı yaşadık. Onu hemen açtıktan sonra genel kurulumuzu yaptık 2023 yılı içerisinde. Yönetim kurulumuzu da belirleyip çalışmalarımıza başladık. Şu an 23 üyemiz mevcut. Bunun içerisinde kişisel üyelikler mevcut. Haber sitesi olan, yayın organı olan arkadaşlarımız var. Birbirinden kıymetli büyüklerimiz var, meslektaşlarımız var. Onların bize yol göstermesiyle birlik beraberlik içerisinde hareket ederek çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Burada esas bizim isteğimiz cemiyetler arası birlik ve beraberliğin sağlanması. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. Yani buradan bir sistemde de bulunmak istiyorum ayrıca mesela şehir olarak. Çeşitli başkanlarımız, kıymetli başkanlarımız, STK yöneticileri var, yayınlara çıkıyorlar. Elazığ'da kaç tane cemiyet, kaç tane dernek var mesleki anlamda söylüyorum. Bunlarda mesela bizim ismimiz hiç bugüne kadar telaffuz edilmedi. Bu gerçekten bizi üzen bir durum oldu. Biz bu konuda gerçekten hani başkanlarımızın diğer derneklerle iletişim halinde olmalarını istiyoruz. El birliğiyle hareket etmelerini istiyoruz. Ben ilk başkanlığa seçildiğim günün ertesi günü sosyal medyamdan hemen bir içerik paylaşarak derneklerin el ele hareket etmesi gerektiğini belirttim. Örneğin bu son dönemde gündeminde olan internet haber sitelerinin eksiklikleri nelerdir? Bunları tamamlayalım, bunlara yol gösterelim. Çünkü biz bunlara yol göstermezsek, bunlara yardımcı olmazsak otomatikman sıkıntılar büyüyecektir. Amacımız bu doğrultuda birlik beraberlik içerisinde hareket etmek. Ben şu an Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkanı olarak Elazığ'da kaç tane cemiyet var, dernek var bizim alanımızla ilgili. Hepsinin tek tek notlarını aldık, biliyoruz. Diğer başkanlarımızdan da ricam yayınlara çıktıklarında lütfen sadece kendi dernekleri değil, yanlarında bulunan kendi meslektaşlarının derneklerini de isimlerini zikretsinler, yardımcı olsunlar. Çünkü biz el birliğiyle hareket etmeliyiz ki güçlü olalım bu sektörde. Yani tek sıkıntımız bu. Birlik beraberlik içerisinde hareket etme olayını sağlayabilirsek Elazığ'da gerçekten çok büyük işler başaracağız. Çünkü bunun medyada bize yansıması çok oluyor. Nasıl oluyor? Biz çeşitli illerle görüşüyoruz. Bunlara büyük şehirler de dahil. Elazığ'daki haber siteleri, yayın organları, gazeteler, reklam ajansları bunlar gerçekten çok kaliteli kuruluşlar. Başındaki kişiler de gerçekten çok kaliteli kişiler. Ama birlik beraberlik konusunda benim şahsi görüşüm bir eksiğimiz var. Onu da en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyorum. Yani bizim derneğimizin kapısı hiç kimseye kapalı değil. Çözüm odaklı, proje odaklı çalışıyoruz. İnşallah üyelerimize, Elazığ basınına, Elazığ kamuoyuna katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Evet. Derneğinizin nispeten yeni kurulmuş olduğunu söylediniz ve evet, bir süredir de bir yerleşke problemi vardı. Evet. Bunları bir kenara bırakacak olursak faaliyetlerinize biraz daha değinmek istiyorum. Mevcut olan üyelerinizle birlikte yaptığınız faaliyetlerle ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi dernekçilik kavramı sadece tabeladan ibaret olmamalıdır. Dernekçilik kavramı sadece tabeladan ibaret olacaksa yapılmaması bizim açımızdan daha sağlıklıdır. Örneğin bugün sosyal medya platformlarında çeşitli gruplar oluşturuyoruz. Bunlardan üyelerimize bilgiler veriyoruz. Örneğin bir haber sitesi olan arkadaşımızı uyararak hani şurada bir eksiğim var, şunu düzenlesen daha iyi olur veya bir gazete basımı yapan arkadaşımıza, meslektaşımıza şöyle olsa daha iyi olurdu veya haber yazım tekniğinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza veya yasal süreçle ilgisi bilgisi olmayan arkadaşlarımıza şu şekilde olsa daha iyi olur gibisinden bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yani özetle şunu yapmak gerekiyor. Eğer bir derneksek, bir STK'ysak zaten STK'lar nedir? Toplumla kurumlar arasında bağlantı kurarlar. Yani bize talepler gelir, biz çözebildiğimizi çözer, çözemediğimiz bir durum varsa genel merkezimize veya resmi olarak görüşmemiz gerekiyorsa valiliğe, belediyeye bunları bildiririz. O şekilde çözüm arayışı içerisinde oluruz. Derneğimiz faaliyet konusunda yeni oluşumda olduğu için birkaç çalışmamız oldu. Mesela cemiyetlerimizi ziyaret ettik. Onlarla istişarelerde bulunduk. Sonuçta bizim oluşumumuzda genç arkadaşlar da yer alıyor. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Biz kendilerine hani bize yol göstermelerini, yardımcı olmalarını, eğer bizim de onların da bize katacakları şeyler varsa hoş bir şekilde bize aktarmalarını rica ettik, talepte bulunduk. Gayet de güzel, olumlu tepkiler aldık. Onun dışında ajanslar olan arkadaşlarımız var mesela. Onların da aynı şekilde sıkıntıları vardı. Onların da cemiyetlere aktardık. Basın ilan kurumu açısından çeşitli son çıkan yasayla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Onları cemiyet başkanlarına ilettik. Hani ne tür çözümler bulabiliriz, aktardık kendilerine. Onun dışında geçtiğimiz günlerde bir Tunceli ziyaretimiz oldu.
Tunceli'ye gittik. Başkan yardımcım Hasan Bey'le ve yönetim kurulumuzla birlikte. Tunceli'de valilikle görüşmelerimiz oldu. İşte Munzur Üniversitesi'nde Kenan Peker hocamızla görüşmelerimiz oldu. Savcılığa gittik, görüştük. İşte savcılığa gitmemizdeki amaç da basınla ilgili hani istişarelerde bulunduk. Tunceli'de asayiş olaylarının çok minimum az olduğunu savcı bey bize belirtti. Elazığ'da da inşallah bu süreç azalır diye düşünüyoruz. Onun dışında Türkiye geneli bakacak olursak Selami Bey, üyelerimize nasıl katkı sunabiliriz'in derdinde olduğumuz için neler yaptık mesela onlardan kısaca bahsedeyim. Üye kartları basım aşamasına geçtik. Üye kartlarımızda şöyle bir özellik olacak. NFC özellikli yani dijital özellikli kartlar basıyoruz üyelerimize. Elazığ Şube'nin bir üyesi Ankara'ya gittiğinde veya Ankara Şube'nin bir üyesi İstanbul'a gittiğinde, Elazığ'a geldiğinde o kartla birlikte çeşitli indirimlerden faydalanacak. Bu ağırlıklı olarak sektörel olacak. Mesela bir mikrofon süngeri olur, kamera olur, stüdyo gereçleri olur. Çünkü son ekonomik olaylardan sonra maliyetler ciddi boyutta arttı. Artık %5'lik, %10'luk indirimler bile bayağı bir katkı sunabiliyor arkadaşlarımıza. O yüzden ilk olarak böyle bir çalışmaya başladık. Üyelik anlaşmaları yapıyoruz şu an. Birkaç firmayla isim zikretmeyeceğim. Anlaşmalarımızı sağladık arkadaşlarımıza katkı sunması açısından. Yani faaliyetlerimiz bu şekilde. Onun dışında siyasi arenada danışmanlık hizmeti veren arkadaşlarımız var. Onlara da nasıl katkı sunabiliriz açısından çeşitli platformlar oluşturduk, web siteleri oluşturduk. Örneğin bugün oluşturmuş olduğumuz bir platformda bir aday adayının, bir milletvekilinin veya bir başkanın tüm sosyal medya içerikleri, çalışmaları, faaliyetleri tamamının yer aldığı milli ve yerli bir yazılım oluşturduk. Danışman arkadaşımız giriyor sisteme, ilgili adayın veya başkanın işte faaliyetlerini, çalışmalarını, ziyaretlerini fotoğraf ve video olacak şekilde sisteme aktarıyor ve kamuoyuna sunuyor. İlk bir yıl olması hasabıyla çok fazla bir etkinliğimiz olamadı ama başladık. Onun dışında birazdan Başkan Yardımcım Sayın Hasan Bilge'nin de bahsedeceği bir deprem paneli düzenleme sürecimiz var. Onun da gerekli altyapı çalışmalarını oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde bir cemiyetimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlemişti. Bizim de o günle ilgili bir programımız vardı. Ama diğer derneğe ayıp olmasın diye biz de bu şekilde bir karar aldık yönetim kurulumuzla. İnşallah 24 Ocak'ta bir panelimiz olacak. Onun da bilgisini zaten birazdan Hasan Bey sizlere aktaracak. Yani kısaca derneğimizin çalışmaları Türkiye geneli ve Elazığ geneli bu şekilde ilerliyor. Evet. Elazığ'daki basın ve yayın dernekleri ve cemiyetlerinin aslında çok fazla iletişim içerisinde olmadığını söylediniz. Bu konuda maalesef bir eksiklikler olduğunu söylediniz. Maalesef. Bunun haricinde sizler medya ve yayıncılık alanında ne tür sorunlar gözlemliyorsunuz şu anda? Yani şöyle bir şey Selami Bey, çözüm odaklı gitmek gerekiyor. Maalesef çözüm odaklı çalışamıyoruz. Şimdi basın ilan kurumunun almış olduğu son karar, meclisten geçen son yasa gerçekten ciddi sıkıntılar doğuruyor. Tabii burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben şunu belirteyim. Buradaki ana amaç zaten kalitenin ortaya çıkmasıdır. Profesyonel kişilerin işini yapıp işini layıkıyla yapan kişilere hakkını teslim etmektir. Esas amaç budur. Bunlar bu çalışmaları yaparken kanun koyucular o ilin altyapısını da düşünmek zorundadır. Misalen basın ilan kurumunun almış olduğu son kararda çeşitli sınırlamalar var. İşte basın ilan kurumuna kayıtlı olmayan haber siteleri, basın ilan kurumundan reklam alamıyorlar. Çeşitli şartlar var. Birazdan bahsedeceğim. Mesela Elazığ notlarımda var. 4. kategoride yer alıyor. İşte 6 fikir işçisi çalıştırma zorunluluğu var. Şu an mevcut şartlara baktığınız vakit şey yok. Yani 6 fikir işçisi çalıştıracak sermaye ve güç Elazığ piyasasında birkaç kişi hariç maalesef yok. O yüzden biz de cemiyetlerle birlikte en azından nasıl sesimizi duyurabiliriz medya olarak, vekillerimize bunu nasıl aktarabiliriz, basın ilan kurumunun çıkarmış olduğu kanun yönetmeliğin değişimi yönünde ne tür etkinlikler, aksiyonlar alabiliriz? Şu an bunun çalışmalarını yapıyoruz. Genel merkezimizle istişareli bir şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda dernek olarak hangi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisindesiniz? Dernek olarak şöyle, biz yeni, az önce bahsettim, yeni bir oluşum olduğumuz için şu an Elazığ içerisinde herhangi bir kurum ve kuruluşla bağlantımız yok. Ama diğer cemiyetlerle bağlantı sürecimiz var. Misalen
Semih Başkan'ı ziyaret ettik. Semih Erdem, Fırat Havzası Gazeteler Cemiyeti Başkanı bir ziyaretimiz oldu. Erhan Bahçeci var mesela. Erhan Bahçeci Başkanımla da görüşmelerimiz oldu. Onun dışında diğer derneklerle herhangi bir bağlantımız yok. Buradaki esas unsur bizimle bağlantıya geçilmemesi. Bizimle bağlantıya geçilmiş olsaydı biz diğer derneklerimizle de istişare halinde el birliğiyle sorunları çözme noktasında birlikte hareket etmek isterdik. Ama şu an sahaya baktığınız vakit birkaç dernek başkanımız çalışıyor. Onun dışında diğerleri gerçekten kapalı kutu gibiler maalesef. Evet. Dernek üyelerinize sektörel bazda eğitimler verdiğinizi söylemiştiniz. Bu eğitimleri şu an Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören ya da işte Muzur Üniversitesi'nde öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencileriyle de paylaşmayı düşünüyor musunuz? İleride böyle bir planınız, çalışmanız var mı? Şimdi şöyle Selam Bey, bizim tabii çalışmalarımız olacak bu şekilde. Eğitim, çalıştaylar düzenleyeceğiz. Şehrimize katkı sunacak çalıştaylarımız da olacak. Çünkü Yerel Yayın Birliği Derneği'nin ilk şubesi Elazığ olduğu için, Elazığ'a ağırlık verdikleri için, pilot bölgede burası seçildiği için biz bu konuda çalışmalarımızın sayısını arttıracağız. İletişim fakültesiyle zaten görüşmelerimizi arttıracağız. Bu konuda görüştüğümüz birkaç kişi daha var. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nden kıymetli hocalarımız var. Kendileriyle de istişare ederek bu süreçte öğrenci arkadaşlarımıza nasıl katkı sunabiliriz anlamında çalışmalarımız olacak. Ama şu an herhangi bir ön hazırlığımız olmadığı için bu konuda yorum yapamıyorum. Tabi planlamamız içerisinde olacak. Yani nasıl katkı olabilir? Misalen öğrencilerin hani staj sürecinde haber yayınlaması, işte saha aktiviteleri gibi konularda tabii ki desteklerimiz olacaktır kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hasan Bey, isterseniz biraz da sizinle konuşmaya devam edelim. Elazığ 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremlerinde oldukça büyük yara aldı. Sizler de Elazığ depreminin, 24 Ocak Elazığ depreminin 4. yıl dönümünde bir sempozyum düzenlemeyi düşünüyorsunuz. Bize sempozyumla ilgili bilgi verebilir misiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Yerel Yayın Birliği Derneği olarak, başkan yardımcısı olarak projeler ve ARGE'den sorumluyum. Dolayısıyla bu çerçevede derneğimizle ilgili güzel şeyler yapmak, halkımıza iyi şeyler vermek amacıyla ilk ne yapalım diye bir panel düşüncesi içine girdik ve burada depremi yaşayan biri olarak 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat dediğim gibi, ama ben daha önce İstanbul'da 30 yıl kaldığım gibi 1999 Marmara depremi de yaşadığım için depremlerle biraz daha fazla iç içe olduk ve bazı şeyleri daha çok gördük, yaşadık. Bu çerçevede ne yapabiliriz diye düşündük ve 24 Ocak yaklaşırken bununla ilgili bir panel yapalım dedik. Ve bu deprem bütün insanlığın dolayısıyla sorunu. Şehrimizde de 3 deprem birden yaşayınca daha da konu gündeme geldi ve burada kendimizi sorumlu hissettik. Bununla ilgili bir karar aldık. 24 Ocak 2024 4. yıl dönümünde neler yapabiliriz? Konuyla ilgili akademisyenlere ve profesörlere çağırmamız gerekiyor. Bununla ilgili Türkiye'de önde gelen Profesör Ahmet Ercan, Profesör hocamız Fevzi Bingöl, Profesör Ömer Keleşoğlu, Profesör Ercan Aksoy ve moderatör de avukat Rüstem Septioğlu, Kent Konseyi Başkanı olarak bunların oluşturduğu bir panelde karar kıldık ve 24 Ocak'ta Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde saat 17'de başlayacak kongremiz. Burada konuyla ilgili uzmanlar detayıyla gündeme getirecekler. Halkımız davetlidir buna. Bu çerçevede yani depremle ilgili söylenecek çok şey var. Eğer 2020'deki depremde 6.8'de sarsıldık, orada biz bir model şehir olabilirdik 6 Şubat'a kadar ki süreçte. Ama yine de ben şuna inanıyorum, 6.8 bizi korumuş 6 Şubat'a nazaran, can kaybını azalttı. O süreçte yapılan yeni yapılanmalar dolayısıyla 6 Şubat'taki büyük ondan sonra kayıpları önledi. Dolayısıyla bu konuda Elazığ olarak çok avantajlı ve şanslıyız. Burada ben çok ibretli bir şey görüyorum. O 6.8 2020'de olmasaydı, direkt 6 Şubat'ta olsaydı çok daha fazla kayıp
verirdik diye düşünüyorum. Yani bir güzel pencereler açmak istiyoruz. Bu halkımıza, şehrimize. Bizim 30 yıllık İstanbul birikimiz var. 30 yıldan sonra geldik Elazığ'da. Bir şeyler yapma gayreti içinde Yerel Yayın Birliği Derneği penceresinden güzel manzaralar seyretmek, halkımızı bilinçlendirmek, uyandırmak. Hele bu depremse konu, dolayısıyla çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Magazin programları da dolayısıyla milleti oyalanmanın bir anlamı yok. Bu çok ciddi bir konu. Bugün de 4 şiddetine yine Malatya'da oldu. Her gün gündemde. 2023 zaten seller, felaketler, depremler, tsunamiler dönemi oldu. Bu konuda biraz daha bilgi birikimimizi kullanacağız, daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Evet. Sempozyuma Ahmet Ercan, Feyzi Bingöl gibi alanında uzman isimler gelecek konuşmacı olarak. Evet. Sempozyumda genellikle hangi konular üzerinde durulacak? Vallahi yani her bir profesörün konusu yer bilimci. Ahmet Ercan'ın konusu kendi branşında jeofizikçi ve yer bilimci. O gün kendi konuşma dalında, yani konu başlığını kendisi belirleyecek. Panelde onu sürpriz olarak şey yapalım. Şeyler gelsin, halkımız gelsin, dolayısıyla dikkatlice dinlesinler ve çok şey alacaklar, öğrenecekler ve depremle ilgili daha bilinçli olacaklar diye düşünüyorum. Evet, sizler 24 Ocak ve 6 Şubat depremler sonrasında Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili ne tür aksaklıklar gözlemlediniz? Yani o depremi yaşamak lazım. Dolayısıyla ben 24 Ocak 2020'de kendi büromda yemek yerken yakalandık depreme. Aniden dışarı çıktık ve yediğimiz lokma bile şey yapamadık, bitiremedik bir anda. Bence o 6.8 değildi, biraz daha üstünde gibi. Ben Marmara depremine kıyasen değerlendiriyorum. Burası çok daha şeydi. Yani 7.4'tü Marmara depremi. Burada 6.8 diye nitelendirildi ama ben 6.8 olduğunu düşünmüyorum ona kıyaslama yaptığım zaman. Burada aksaklıklar, tabii bütün kurumlar hiçbir şekilde hazır değildi. Bir anda olunca her şey değişti. O gün yaşadığımız aksaklıklar işte evden eve nakliyat, kiralar, ondan sonra herkesin birbirine yardımcı olması, evlere taşınması, yani akrabalarının yerinde kalması, çadır kent kurulması. Yani o kadar çok şey vardı ki bir anda milletimiz ve hemşehrilerimiz büyük bir depremle karşılaşınca sorunlar yumağı oluştu. Ve bu çerçevede herkes yavaş yavaş bilinçlendi 6 Şubat'a nazaran. O günkü şartlarda olması gerekenler herkes yaptı diye düşünüyorum. Bireysel olarak, çünkü hakikaten herkes etkilendi. Etkilenmemesi de mümkün değildi. O gün çok şeyler yaşadık yani. Evet. Ümit Bey, sizler 24 Ocak Elazığ depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Elazığ'daki çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi yaşanan deprem sonrası bir kaos oluştu. Evet. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, evet, sabırlar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde, hani konunun başında belirtmem gerekiyordu ama şehit olan askerlerimize yine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok ağır bir süreç. Elazığ zaten dünya geneline bakacak olursak hem Covid salgını, arkasından yaşanan deprem süreciyle beraber çok sıkıntı yaşadı. Maddi, manevi, finansal anlamda yaşanan sıkıntılar. Zaten biz oda başkanlarıyla da istişare halindeyiz, görüşüyoruz. Ekonomik anlamda esnaflarımıza zaten ciddi sorunlar yaşattı. Bu süreçte çeşitli aksaklıklar oldu tabii ki. Çeşitli bölgelerde yapılan TOKİ'lerde bazen gecikmeler olabildi. Misalen şu an bizim ofisimizin bulunduğu, teslim almış olduğumuz iş yerinde de ufak tefek aksaklıklar olduğunu tespit ettik. Bunları tabii biz ilgili birimlere, ilgili müdürlere, müdürlüklere iletiyoruz. Çözüm noktasında iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Şimdi vatandaşlarımızın sorunlarına bakacak olursak, vatandaşlarımız bu konuda gerçekten çoğu vatandaşımız sıkıntı yaşayabiliyor. Hani dört dörtlük bir şekilde evlerine kavuşanlar da oldu. Ama bu süreçte sıkıntılı olan yerler de oldu. Binaların fiziki yapısından dolayı. Çünkü şu an bakacak olursak depremler hala devam ediyor. Evet. Artık yani çocuklarımız bile alıştılar bu sürece. Artık dörtler beşler bize küçük gibi geliyor. Çünkü altıları gördük, yedilere dayandı. Bu süreç nasıl devam edecek bilmiyoruz.
Sağ olsun çeşitli bilim adamları, uzmanlarımız bu konularda açıklamalar yapıyorlar. Biz de bu konuda işte Yerel Yayın Birliği Derneği olarak Elazığlı vatandaşlarımıza, bölgeye özellikle nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Yönetim kurulumuzla böyle bir deprem paneli yapmaya karar verdik. Zaten birbirinden kıymetli hocalarımız var. Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli bilim insanları var. Burada çeşitli açıklamalar yapılacaklar. Büyük bir katılımın olmasını bekliyoruz. Buradan da zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hani katılımın yoğun olması bizi mutlu edecektir. Tüm vatandaşlarımız da katılım sağlarlarsa gerçekten seviniriz. Bu yöndeki çalışmalarımız aynı şekilde devam edecektir Selami Bey. Yani sadece bir deprem paneliyle sınırlı olmayacak. İlerleyen dönemlerde yine sivil toplum kuruluşu olmamız hasebiyle hem medya sektörüne hem de vatandaşlara hizmet etme noktasında çeşitli organizasyonlarımız illaki olacaktır. Özellikle eğitim konusunda da çeşitli projelerimiz var. Onları da düşünüyoruz. Bu hem basınla ilgili olacak hem genel bir eğitim süreci olacak. Yani ilerleyen dönemler için özellikle derneğimizin Elazığ Şubesi'nin Türkiye genelinde olumlu olarak karşılanacak büyük çalışmalar olacak. Evet. Hasan Bey, yakın zamanda bilim adamlarının söylediklerine göre Bingöl'de ve Tunceli'de büyük depremler, yedüstü büyük depremler bekleniyor. Sizler bu depremler öncesinde Elazığ'da ne tür çalışmalar yapılmasını istiyorsunuz? Sizce neler yapılabilir? Vallahi zaten bunu Naci hocamızdan, hemşerimizden duyduktan sonra bu panele karar verdik. Dolayısıyla Bingöl ve Tunceli'de olacak deprem Elazığ'ı müthiş şekilde etkiler diye düşünüyoruz ki etkiler. Buna karşılık çok bilinçlendirmemiz gerekiyor halkımızı ve bu bölgeyi. Bu çerçevede bu panelin öncü olacağını ve sorumluluk aşısı yapacağına inanıyorum. Çok büyük etkisi olacak. Yani Tunceli ve Bingöl depremi konuşurken Elazığ'ın dolayısıyla etkilenmemesi mümkün değil. Bu çerçevede biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen bununla ilgili paneli işte 24 Ocak Elazığ depremi yıl dönümünde ortaya koyduk ve burada çok işin uzman profesörlerini de getirdik bir araya. Burada halkımızı aydınlatacaklar, bilgi verecekler, yol haritası belirleyeceğiz, sorumlu olacağız. Hatta yani 6 Şubat'ta da ayrıca yine mini bir panel düzenleyebiliriz. Çünkü Elazığ depremi ayrı, 6 Şubat ayrı. 6 Şubat bölgesel bir şeydi. 24 Ocak Elazığ depremi Elazığ'ı ve Malatya'yı sadece ilgilendiriyordu. Bu çerçevede ben Bingöl ve Tunceli'de olacak depremin Elazığ'da etkileyeceğini ve bu konuda biz de üzerimize düşeni yaptık ve halkı bilinçlendirmek için de panele karar verdik diye düşünüyorum yani. Evet. Sempozyumun hazırlık sürecinde hangi kurum ve kuruluşlardan destek aldınız ve bu sempozyumda çıkacak kararlarla ilgili herhangi bir yerde bir yayın yayınlayacak mısınız? Yani panelden sonra elbet bir bildiri olacak. Dolayısıyla onu da biz kendi medya grubumuzda Yerel Yayın Birliği Derneği'nin altındaki şeylerle paylaşacağız. Bir ortaya çıkacak şeyle ilgili. Bunları paylaşmamızda fayda var ve bilinçlendirici. Hatta bütün 43 tane mahalle muhtarımız var. Bunlara her birine göndereceğiz bu alınan kararları, şeyleri. Dolayısıyla herkes kendi mahallesinde kendi sorumluluğunu daha iyi bilir. Oradaki göçüklere, yıkılanlara, yıkılması gerekenlere herkes kendi mahallesinde otokontrol sistemiyle kontrol edecek ve bilinçlendirecek. Biz de onları sesini duyuracağız ve yardımcı olacağız. Hep birlikte dersimizi çalışacağız ve buna hazırlıklı olacağız. Japonya'da 9 şiddetinde oldu. Dolayısıyla fazla bir kayıp olmadı. Biz 7.4'ler, 6.8'lerle ezilemeyiz. Ölmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede eğer insansak, aklımız başındaysa, vicdanımız ve felsefemiz varsa buna hazırlıklı olmak durumundayız. Evet. Ümit Bey, sizler 24 Ocak Elazığ depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Elazığ'daki yerel basın ve yayın kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, sağ olsunlar arkadaşlarımız sahada çok aktif bir şekilde çalıştılar. Tabii bu üzücü olayların yaşanmamasını istiyorduk biz. Bu arada ben şu bilgiyi de ileteyim. Bizim derneğimiz kurulduktan sonra bir yıl gibi kısa bir sürede sivil toplum kuruluşları platformu çalışma grubuna dahil edildi. Yaklaşık bir yılda da sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı oluşum içerisinde yer alıyoruz. Burada hem basın alanında hem de ikili ilişkiler konusunda işte yardım dernekleri olsun, işte diğer kuruluşlar olsun, bunların yapmış olduğu faaliyetleri, etkinlikleri kamuoyuna aktarma noktasında sizlerin de desteğiyle
çalışmalarımıza devam edebiliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Deprem sürecinde özellikle haberlerin doğru aktarılması büyük önem arz ediyordu. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya olayından sonra bilgi kirliliği çok müthiş derecede arttı. Örneğin bir kişiyle alakalı veya bir kurumla alakalı karalama haberler yapılabiliyor. Bunların iyi tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü bazı vatandaşlarımız bunun farkında, haberi iyi analiz edebiliyorlar. Bazı vatandaşlarımız analiz etmekte bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Örneğin bir montajlı resim veya aslı olmayan bir içerik servis edilebiliyor. Servis edilebiliyor derken bir yanlış anlaşılma olmasın, haber kuruluşundan değil. Sosyal medya mercilerinden kişiler hani duyum aldıkları, işte şurada şu oldu, şurada şu oldu gibisinden bilgileri paylaşıyorlar. Eş, dost, çevre de bunları alıp tekrar paylaşım yapınca ortaya müthiş bir bilgi kirliliği çıkıyor. Bu konuda Elazığ gerçekten Türkiye'de örnek iller arasında. İşte televizyon kanallarımız, gazetelerimiz, ondan sonra internet haber siteleri olarak ciddi bir ivme kazanmış durumdayız. Deprem sürecinde gazeteci arkadaşlarımız sahada aktif bir şekilde rol aldılar. Haberleri vatandaşlara ulaştırma noktasında mesai kavramı gözetmeden zamanla yarışarak çalıştılar. Zaten çoğu kirli bilginin önüne geçmek için arkadaşlarımız mücadele ettiler. Hatta enkazlardaki bilgilerin ilgili kurumlara aktarılması, koordineli bir şekilde çalışma, bağlantıların oluşturulmasının çoğunda gazetecilerin, basın mensuplarının büyük bir emeği vardı. Gerçekten bu ciddi bir emek. O yüzden arkadaşlarımıza ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Şu an mesela bir İsrail-Gazze durumu söz konusu, savaşı söz konusu. Burada da hayatını kaybeden gazeteci arkadaşlarımız oldu. Hani burada dil, din, cins, ırk fark etmiyor. Sonuçta insan insandır. Bu gözle bakmak gerekiyor. Orada hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Üzücü durum bunlar. Bunun sebebi sahada aktif çalışmış olmalarının sebebi. Çünkü cansiperane koşuyorlar. Nasıl bizim askerimiz cansiperane mevziye koşuyorsa, meslektaşlarımız da, bizler de herhangi bir duyum aldığımızda, bir haber aldığımızda kameramızı, çeşitli aletlerimizi alıp, mikrofonlarımızı alıp oraya koşuşturmaya çalışıyoruz. O yönden gerçekten gazetecilik mesleği kutsal bir meslektir. Basın mensubu olan arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız gerçekten cansiperane mücadele ediyorlar. Ben hepsine emekleri için teşekkür ediyorum. Evet, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Ümit Bey, isterseniz son sözlerinizi alalım. Tabii ki, çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu fırsatı bize verdiğiniz için en azından kendimizi tanıtma imkanımız oldu. Çünkü kısa bir süreçten geçtik. Dediğimiz gibi, Hasan Bey'in de bahsettiği gibi sivil toplum kuruluşu olduğumuz için sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz, onlara fikirlerimizi aktarmamız gerekiyor. Biz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü farklı bir cemiyet başkanımız tarafından organize edildiği için biz de nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu deprem panelini oluşturduk. İnşallah vatandaşlarımız da panelimize davet ediyoruz. Herkes davetlidir. Katılım fazla olursa biz de mutlu olacağız. Çünkü az önce soru sormuştunuz Hasan Bey'e, bu faaliyetler nasıl yayınlanacak diye. Biz bunu ajansımız vasıtasıyla ve sizler vasıtasıyla Türkiye genel zaten kamuoyuna aktaracağız. O yüzden Elazığ'ımız için güzel bir intiba bırakmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Sağ olun, teşekkür evet. ediyorum. Hasan Bey, sizin de son sözlerinizi alalım. Eyvallah. Ancak son sözlerinizden önce yazdığınız bir şiir vardı. Şiiri de okursanız çok seviniriz. Eyvallah, teşekkür ederim ilginize Selami Bey. Valla yani Yerel Yayın Birliği Derneği olarak sorumluluğumuz kapsamında güzel bir konuyu ele aldık. Bu şehir için, bu halkımız için güzel bir panel olacak. Ve 24 Ocak 2024 Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde saat 17'de halkımızı bekliyoruz. Bütün kurumların yetkililerini bekliyoruz, muhtarlarımızı bekliyoruz. Bu çerçevede burada olmaları gerekiyor. Bu insanlığın, hepimizin sorunu ve buna karşı akıllı olmak durumundayız, tedbirli olmak durumundayız ve hayata olumlu ve negatif değil, pozitif bakmak durumundayız. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapmalıyız. 2023 yılı çok felaketlerle geçti, savaşlarla geçti, ondan sonra depremlerle geçti. Bu çerçevede biz de iki satır kaleme aldık. Çok da ilgi gördü. İzin verirseniz okumak istiyorum. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ah 2023, ah! Ne umutlarla girmişti herkes 2023'e. Hayallerimiz hepsi gitmişti sanki çöpe.
Afetler, depremler, savaşlar yılı oldu nice. Ah 2023, ah neler yaşattın ülkeye ve bize. 6 Şubat gecesi titredik, sallandık birden. Herkes uyandı, kaçıştı her yere aniden. Öyle bir felaket ki aynı gün ikisi birden. Hala yaralar sarılıyor her yerden. Ah 2023, ah yaraladın bizi kökten. Ne umutlar söndü yaşandı ailece. Anne babalar, çocuklar göçtü binlerce. Aman Allah'ım, o nasıl bir gün ve gece. Herkesin dilinde aynı söylem ve hece. Ah 2023, ah sanki cevapsız bir bilmece. Teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenler, bugünlük gündem özel programımızın sonuna geldik. Programımızda Yerel Yayın Birliği Dernek Başkanı Ümit Albayrak ve Yerel Yayın Birliği Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Bilge'yi tanıdık ve dernek faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.